Evet, iyi akşamlar diliyorum tüm katılımcılara ve Cem Hoca'ya. Bugün kısa bir süre ara verdiğimiz Nöroradyoloji Akademisi Pazartesi toplantılarına, Türk Nöroradyoloji Derneği'nin Nöroradyoloji Akademisi Pazartesi toplantılarına devam ediyoruz. Bu toplantının ilk planlandığı tarih gerçekten 6 Şubat akşamıydı. 6 Şubat akşamı için bu toplantıyı planlamıştık. Ancak o gün sabah saatlerinde meydana gelen büyük deprem ve sonrası gün içerisinde olan diğer deprem, tabii birçok vatandaşımız, birçok meslektaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. O deprem süresince ve sonrasında yaşanan birçok zorluk, birçok sıkıntı, hala da devam eden birçok sıkıntı, herkese çok geçmiş olsun diliyoruz. Bugün o depremden bu yana 35 günden fazla bir süre geçti. Biz de tekrar akademi toplantılarına başlama kararı aldık. Evet, 6 Şubat için planladığımız toplantı gene Cem hocamızdaydı. Konu başlığımız nöroradyoloji kontrast kullanımı gerçekten gerekli mi? Hocam hoş geldiniz. Merhaba Cenk, nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Ben de senin iyi dileklerine katılıyorum. Gerçekten ülkemizin başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi oldu. Çok vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir de tabii hani sadece kaybettiklerimiz değil, oradan göç edenler, onların ihtiyaçları, orada kalanlar gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat şu da bir gerçek ki eğitime de devam etmek zorundayız. Yani eğitime de bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dediğin gibi tam da o gün için planlamıştık. O gün sabaha karşı deprem oldu. Aslında bu konuşma o gün için planlıydı. Bugüne nasipmiş, ne diyelim. Tekrar da dediğim gibi yani orada zarar gören depremzedeleri, en azından hayatta olanlara elimizden gelen yardımı da yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Herkes de yaptığını eminim zaten. Herkes bireysel olarak elinden geleni de yapıyor. Evet hocam, toplantıya başlamadan önce ilk slaytınız gözüküyor. Birçok ünvan var orada. Ya hocam aman, o ünvanlar, ben onları başka bir yer için yazmıştım ama bir de bugün herkesten özür diliyorum. Gerçekten vaktim olmadı. Birçok seyahat yaptığım için. Bugünkü slaytların içerisinde İngilizce göreceksiniz slaytları. Bunlar hep daha önce başka yerlerde yaptığım konuşmalar ama zaten bugün şey yapmayacağız. Çünkü. Ne denir ona? Hani böyle slaytla, yazılarla, mazılarla bir şey tarif etmeyeceğiz. Vakalar üzerinden gideceğiz bugün. Benim çok sevdiğim bir konu bu. Çünkü kontrast kullanımı çok tartışılıyor bu konu. Hani Amerika Radyoloji Koleji'ne baktığınızda burada şu deniyor. Yani işte böyle endikasyonlar var. Bu endikasyonları yazmışlar. İşte şu olursa kontrast verilir, bu olursa verilmez, şu olursa verilir, bu olursa. Ben yıllardır şunu düşünüyorum. Bana kalsa sakın bir kontrast firmasından falan bir ortaklığım falan yok, bunu söyleyeyim. Bana kalsa özellikle kranyal inceleme. Yoksa bel ağrısında lomber, servikal vesaire değil. Ama kranyal incelemelerde ben olsam mümkünse çoğuna kontrast verirdim. Mümkün olan maksimumuna kontrast verirdim. Sebebini anlatacağım bugün. Yani vakalar üzerinden göstereceğim. Burada Birçok mesela vakada bakın. da, pardon hocam. Birçok vakada da zaten rastlantısal lezyonlar oluyor ve biz sonra tekrar çağırıp hastaları kontrast verdiğimiz birçok vakada yaşıyoruz birlikte klinikte biliyorsunuz. Doğru. Doğru Cenk, ama bir de başka şey var. Bir de muhtemelen gözden kaçırdıklarımız. Yani şu ana kadar kontrast vermeyip de atladığımız, yani hani benim yaşıma baktığında benim atladığım vakaları bir koysak kim bilir neler atladım neler yani. Biliyorsun o başlığı da çok severim. Kim bilir neler kaçırdık bu arada. Yani burada mesela karşınızda kontrast verilmiş birçok farklı patoloji var. Hepsinin boyanma paterni farklı. Kimisi işte böyle tam düzgün konturları halka şeklinde boyanıyor. Kimisi biraz daha nodüler, kimisi biraz daha az, kimisi biraz daha çok, kimisi multiple. Yani sonuçta burada gördüğünüz patolojilerin hepsi birbirinden farklı. Ama kontrast vermeseniz bu patolojilerin bir kısmını atlamanız ya da ne olduğunu anlamanız mümkün değil. O yüzden gerçekten
Bana göre kontrast önemli ama acaba gerçekten ne kadar gerekli ondan bahsedeceğim. Fakat gadolinium deyince bu gadolinium ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Bu biliyorsunuz bu periyodik tablo var. Maddelerin periyodik tablosu var. Gadolinium nadir elementlerden bir tanesi. 64 numarası da. Bu ne olmuş? Johann Gadolin diye bir adam 1760 ile 1852 arasında yaşamış. O yıllara göre fena da kısa yaşamamış, uzun yaşamış. Yani 92 yıl yaşamış adam. Bu adam keşfetmiş böyle bir gadolin diye bir madde var diye daha doğrusu keşfetmiş. 1880'de de Jan Charles de Marignac diye bir adam demiş ki bunu bulan gadolin ve gadolinium diye bu adamdan sonra hatta Johann Gadolin diye pul da bastırmışlar Finlandiya'da böyle. Ondan sonra çıkmış. Yani aslında çok yeni değil. Bir 100 yılı, 150 yılı geçmiş bu bulunmalı. Hatta daha da fazla. Gadolinium'a baktığınızda aslında dediğim gibi nadir metallerden bir tanesi ve aslında bakarsanız sitotoksik bir madde. Sadece ve sadece şelaplı formlarıyla kullanılabilir. Ve büyük oranda da böbreklerden elimine ediliyor. Dediğim gibi numarası da 64 burada gördüğünüz gibi. Gadolinium ne yapıyor? Bizde T1 ve T2 relaksasyon sürelerini kısaltıyor. T2'de bu çok anlaşılmıyor. Ama T1'de kısalttığı için de hiperintans, yüksek sinyalli görünüyor. Ve biz de onu görüyoruz. Benim için doz çok önemli biliyor musunuz? Ya bu doz konusunu bir türlü ülkedeki arkadaşlarla anlaşamıyoruz. Herkes ne olsa ver geç havasındalar ama yani dozaj o kadar önemli ki bu konuşmanın içinde o dozajla ilgili bir iki tane slide göstereceğim. Bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini bu dozun göreceksiniz orada. Normal doz asistan arkadaşlar varsa diye söylüyorum. Gerçi bizim asistanlar pek gelmiyor Jack. Hani bakıyorum sen listeyi tutar mısın şimdi? Yarın bir konuşalım onlarla. normal doz aslında kilogram başına 0.1 milimol. Eğer 0.5 molar bir gadolinium maddesi kullanıyorsanız ki Türkiye'de şu anda bunu kullandığımız klerisken var şu anda tek. Doterem ayrıldı Türkiye'den biliyorsunuz. Onun haricinde kalmadı. Sadece klerisken için. Eğer 70 kilogram bir insan varsa 14 mililitre minimum enjekte etmeniz gerekiyor. 100 kiloysa da 20 mililitre enjekte etmeniz gerekiyor. Şu anda piyasada Gadovist'ten sonra gelen Gadobutrol'ü kullanan Gadovist var. Yeni firmalar geldi biliyorsunuz. Biri Gadonans, biri Gembutrol. Bunlar da atıyorum işte 85 kilo bir hasta. Niye 85 kilo? Çünkü ben 85 kiloyum. O yüzden kendimi verdim. Cenk sana söylüyorum. Ben 85 kiloyum. Eğer bana klerisken kullanacaksan lütfen 17 mililitre ver. Eğer gadobutrol içeren diğer maddeleri kullanacaksan da 8,5 mililitre versen yeterli. Ama bu hani daha az olmasın. Öyle 3-4 falan olmasın. Çünkü birçok şeyi atlayabilirsin bende. Cenk o yüzden de bunu öneriyorum. Çift doz endikasyonları var. Göstereceğim. Aslında pek tartışılan şeyler bunlar ama yine de ben göstereceğim. Şimdi santral sinir sisteminde bizim bu gadolinium'a ihtiyacımız gerçekten var mı? Olgularla bir hep beraber bakalım. Hatta ben burada rica edeyim yöneticimiz Serdar arkadaşımızdan. Herkesin sesini açalım Serdar bence. İsteyen söz alıp konuşabilir. Hiç şey yok. Açabildik mi Serdar? Evet açıldı. Tamam. İsteyen söz alıp konuşabilir. Çünkü biraz interaktif olsun istiyorum. Kendi vakalarımızdan, kendi başımıza neler gelebilecek onu söyleyeceğim. Şimdi bakın çok genç bir hastamız var. Hidrosefalisi var. Dördüncü ventrikül geniş, lateral ventriküller geniş vesaire. Şimdi bu genişleme var. O zaman ne yapalım? Bu hastaya şant takmamız gerekiyor. Takalım da bu hidrosefali neden acaba? Onu biliyor muyuz? Hani buraya bakıp da karar verebilen birisi yoksa ben giriş yapayım. Ben size söyleyeyim neden bu? Çünkü bakın post kontrast görüntülemede kontrast verdiğimizde hem bazal sternalar içerisinde hem de trigeminal sinirlerin olduğu yerlerde kontrastlanmalar. Yani leptomeningeal bir yayılım var.
beyin omurilik sıvısı dolaşımını bozmuş. Bu nedenle de hastada hidrosefali gelişmiş. Eğer kontrast madde vermeden sadece bu görüntülere baksaydınız, ya işte komünikan hidrosefali olur mu? Olur. E tamam, o zaman şant takalım deyip geçerdiniz. Cenk, bu hastayı sana sorayım ya. Yani bak. Bravo. Şimdi bak Cenk, Allah aşkına. Günlük hayatımızda işte T2 aksiyel var burada. Burada sana tek kesit gösteriyor. T1 aksiyel var. Tek kesit gösteriyor. T1 sagittal var. Tek kesit gösteriyor. Normalde günlük hayatında seni 120-130 kesitten aşağı bakmıyorsun bir hastaya. Bir de bir hastaya bakacak yarım saat vaktin de yok sonuçta. Peki ben sana 3 tane kesit gösteriyorum. Burada herhangi bir lezyon görüyor musun? Ya da diğer arkadaşlardan, katılımcılardan gören varsa, yani söyleyebilir, şurada şu var. Cenk, ne diyorsun sen? Abi biliyorsunuz ben pek atlamam vaka. Ha, sen doğru. Doğru, sen hata yapmıyorsun, biliyorum. Hatta şöyle oluyor seninkiler. Patoloji sonuç çıkıyor, raporu sonra yazıyorsun sen. Biliyorum. Böylece hata yapmamış oluyorsun. Evet. Sonra Cenk şöyle yazıyor. İşte grade 3 astrositom çıkmış. Yazıyor. Grade 3 astrositom ki 67'si %5. Ondan sonra IDH pozitif falan diye de raporu öyle yazıyor. Evet, burada bir şey var aslında arkadaşlar. Önemli bir şey var. Her ne kadar küçük bile olsa bunun 3-5 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra büyüyüp optik sinirlere bası yapmayacağından emin olamayız. Burada gördüğünüz gibi post kontrast görüntülerde planum sphenoidale de tam şeyde kaidede bir tane menenjiyom var bu hastada. Bu hastayı eğer bu anda tanı koymazsanız, bu hastayı büyüyünce gelir de eski filmlerine gana gelirse, mesela eski filmleri kontrastsız çekilmiş. Ben derim ki ya burada kabak gibi görünüyormuş bu arkadaşlar. Görmemiş bunu. Kim görmedi? Bu Cenk denen adam görmemiş bunu derim. Ondan sonra da hemen satarım yani. Hiç acımam, hemen satarım. Burada görünüyormuş derim. Halbuki şunu yapınca çok net görünüyor. Ki geri dönüp bakınca siz de görüyorsunuz. Ama o anda kontrastlı olmasa bu vakayı atlamak çok çok mümkün. Ne dersin Cenk, haklı mıyım? Çok haklısınız abi. Gerçekten çok zor seçiliyor kontrastsız görüntüler. Seçiliyor ama çok zor seçiliyor. Geriye dönüp bakınca da aslında çok net olduğu gözüküyor. Atlanabilecek bir olgu. Cenk, sıkıntı. Hani düşünsene, ben sana sadece 3 kesit gösterdim burada. Düşünsene bu hastanın 120, 130, 140 kesiti var. Sen o yoğunluk arasında işte 3-5 dakikada rapor yazayım diye bakarken bunu atlamak çok mümkün gerçekten. Peki, başka bir hasta 60 yaşında fasyal sinir paralizisi var. T2'si burada. Burada hiperintans bir lezyonum var. Görüyorsunuz. Difüzyona bakıyorum ki fasyal sinirin şeyine de uyuyor burası aslında. Uyabilir yani. Ve homonkulusu düşününce burada difüzyon kısıtlanması gösteriyor. Başka yerde de bir şey göremiyorum. Şimdi ben olsam bunu ne derdim? Ya burada küçük bir embolik ya da olabilir, bir küçük infarkt olmuş. Muhtemelen ondan. Flair'de de görünüyor bakın, koronalde. Muhtemelen onda oldu de. Şu lezyon. Peki bu gerçekten infarkt mı? Kronik bir lakün mü? Bence değil. Çünkü difüzyon kısıtlanması var. Normal desem hiç değil. Metastaz olabilir mi ya da enfeksiyon olabilir mi? Şimdi tabii kontrast madde verince bütün iş değişiyor. Kontrast maddede halka tarzında kontrastlanan, ortasında difüzyon kısıtlanması gösteren bir alan. Şimdi burada bir şey söylemek isteyen var mı? Herkes için söylüyorum. Söz alabilirsiniz. Levent merhaba. Merhabalar hocam. Halka tarzında kontrastlanıyor ve difüzyon kısıtlanıyor. Enfeksiyona da olabilir. Olabilir. Peki Levent, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Aşağıyı da göstereyim sana. Bu lezyonumuz. Bir de aşağıyı göstereyim. Bak. Leptomeningeal yaygın. O zaman metastaz olma ihtimali. Evet. Için. Bak, internal şeyin içinde. Halbuki evet, kontrastsızda bunlar hiç görünmüyor. Aslına bakarsan bu aslında metastaz. Ki primerini bilmiyor olabiliriz. Sonuçta metastazların santralinde difüzyon kısıtlayabileceğini de biliyoruz. Ama kontrast olmasa, sadece kontrastsız çekilmiş olsa, bu hasta ya burada fokal bir akut iskemi var deyip göndermek de mümkün aslında.
O yüzden kontrast bizim için gerçekten internal akustik kanalın etrafında var. Bu meme kanseri metastazı çıktı bu hasta. Günlük yaşantımızda hepimizin önüne geliyor. İşte T2, T1 görüntüler. Difüzyonda bu hastanın hiçbir şeyi yok. Geliyor, bakıyoruz hastalara. Şimdi bu hasta benim önüme gelse, Cenk senin önüne gelse bu hasta. Evet abi. Bunu nasıl raporlarsın, gönderirsin? Herhalde öncelikle yaşını bilmiyorum ama iskemik lezyon. Yok, yaşlı. Yaşlı. İskemik, kronik iskemik lezyonlar diye düşünüyorum. Ben de öyle yaparım. Aynen. Ben de öyle yapıp gönderirdim. Ama kontrast madde verdim. Bir şey değişti mi senin için? Tabii. Ne oldu? Birçok kontrastlanan milimetrik, kortikal, subkortikal odak görüyoruz şimdi. Peki hastanın primerini bilmiyoruz. Ne önerirdik bu hastaya? PET öneririz herhalde. PET, evet. PET önerirdik tüm vücut daralsın diye. Çünkü multiple kontrastlanan lezyonlar var. Peki, kontrast vermeseydik böyle olsaydı bu hasta bizim sayemizde biraz daha kısa yaşardı. Yani en azından şimdi tanısını almış olduk. Bu da akciğer kanserinin hastası. Ya bu çok yakınlarda başıma gelen bir hasta. Biraz da beni şaşırtan bir hasta. Hastaya bakınca T2'de böyle beyaz cevherde milimetrik hiperintensiteleri var. Flair'de de var. T1'de de hipointens görünüyorlar. Aynı şekilde T2, Flair. Bir şey var mı Cenk? Ne yapalım? Yani şu görüntüyle herhalde yani raporlardık abi. Peki Levent'e soralım. Levent nasıl raporlardın hastayı? Yani kontrastlarda ben çok bir kontrastlı. Kontrast abi her bütün hastalara kontrastlı mı çekiliyor sizin orada? Ya vallahi elimizden geldiği kontrast almaya çalışıyoruz ama tabii çok kontrast. Abi sen firmalarla ortak mısın? Onlara kontrast yok sattıracağım diye. Yok hocam. Yok ortaklama değil. Yok şaka takılıyorum sana takılıyorum. Yok. Ne diyorsun? Yani bunu nasıl gönderirdin? Bu hasta kontrastsız gelmiş. Şimdi bu kaç yaşında? Yaşını biliyor muyuz aslında? Bu evet evet bu şey 52 yaşında. Benden birazcık daha genç. Yani şimdi hani siz tabii daha gençsiniz ama yani, canım benim. Yani beyaz cevherde hiperintans odakları var. Yani ben bunları iskemik değişiklikler yayına değerlendirebilirim. Değerlendirebilirsin. Aslına bakarsan ben de öyle değerlendiririm. Yani kesinlikle hiç onda bir şey yok. Levent bir şey soracağım. Sence kontrast verince bir sürpriz çıkacak mı? Yani bence evet. Evet. Yoksa buraya koymazdı bunu diyorsun. İmkanı düşünüyorum. Ama bunu buraya koymazdı diyorsun. Peki. Kontrastı verdim. Fikrin değişti mi? Yani kontrastlanan kortikal ve subkortikal lezyonlar da ortaya çıktı. Kontrastsızlarda bunları görmüyorum. Evet değil mi? Yani bu hasta ben size bir şey söyleyeyim. Bu hasta malign melanom metastazı. Görüyorsunuz kontrast vermeseniz kontrast verdiğinizde ne kadar tanınız değişiyor. T1'de parlamıyor. Yani, yani normalde malign melanomun bu şeyde T1'de parlamasını bekliyoruz ama T1'de evet parlamıyor. İşte hepsi de parlamıyor sonuçta. Evet. Görüyorsunuz burada bir evet sürü silme metastaz var hastada. Kontrast vermemiş olsanız bunları kaçırmanız evet için. Evet, hipofizde dinamik yapmayan var mı? Sorayım. Yani biz tabii yapmaya çalışıyoruz ama bizim firmadaki arkadaşlar yapmamak için. Abi böyle bak, firma dinlemem ben. Başına oturacaksın, başına oturacaksın, bunu yapacaksın kardeşim diyeceksin. Başka türlü, burada var mı mesela Adem? Bak, T2, post kontrast T1, var mı Adem? Dinamik değerlendirmek lazım. Neyi değerlendirmek lazım? Ya işte ne? Erken fazla. Dinamik mi? Ben başka herkese soruyorum. Herkes söz alabilir değil mi Serdar? Serdar. İsteyen mikrofonunu açık girebilir. Açık evet girebilir mikrofonu. Ben dinamik yapmıyorum diyen arkadaşımız var mı? Herkes yapıyor galiba. Evet, ben size söyleyeyim. Dinamik yapmazsanız buradaki adenomu, şu gördüğünüz adenomu, bunlar dinamik görüntüler. Burada bezle izointens hale geldiği için çok kısa sürede kaçırırsınız. O yüzden mutlaka hipofiz görüntülemede
Zaten mikroadenom tanısında kontrast kullanmamak mümkün değil. Yani hiçbir şey görmek mümkün değil açıkçası. Dinamik de çok önemli. O yüzden de mutlaka dinamik de yapmak lazım. Akut nörosensöryel işitme kaybıyla gelen hastaya ben kontrast vermiyorum diyeniniz varsa onu da duymak isterim. Ben vermiyorum, zaten görüyorum diyeniniz varsa bilmiyorum. Burada var mı mesela? Cenk, ne diyorsun ya? Abi kontrastı görüyoruz bunlarda. Biz veriyoruz. Evet. Herkes veriyor mu? Ben onu merak ettim. Pistin geldi. Çoğu klinisyen istemiyor. Bir şey gerekiyor. İstemese de bizim ona ne yapmamız lazım? Vermemiz lazım. Burada var mı mesela? Adenom var mı, yok mu? Solda mı? Efendim? Solda mı? Mı'yı duydum. Soru işareti gördüm orada sanki. Peki, burada var mı? Post kontrasta var değil mi? Yani vermezseniz siz klinisyeni falan hiç dinlemeyin. Akut nörosensöryel işitme kaybıyla gelen hastalığı da mutlaka vermeniz lazım. Yoksa bunun gibi böyle minik adenomları, pardon, şıvanlomları kaçırmak çok mümkün. O yüzden mutlaka cyst sekansı da çok işe yarıyor. Yani gerçekten burada bir nodüler bir şey var. Ama cyst'la ben rahat etmezdim. Yine mutlaka kontrastı görmek isterdim. Kontrast bunlarda da mutlaka mutlaka çok çok önemli açıkçası. Bakın, bu çok ilginç bir hasta. Cenk, ben belki sen 10 kere görmüşsündür ama hatırlamadığına eminim kardeş. Bak, ben sana söyleyeyim. Soruyorum abi. A. Lezyon yok. B. Lezyon var sağda. C. Lezyon var solda. D. İnanıyorum bir lezyon var ama ben onu görmüyorum. A diyenler. De. D. İnanıyorum lezyon var ama görmüyorum diyor bak Levent. Başka fikri olan, lezyon gören Levent'e T2. katılıyorum abi. Sen de ona katılıyorsun. Tahsin burada mı Tahsin? Tahsin. Dur bakalım, Tahsin burada mı değil mi? Ben C Göreceğiz. diyorum. C diyorsunuz. Sol tarafta, doğru mu? Yanlış duymadım değil mi? C dediniz. Evet hocam. C. Solda bir lezyon var. Nisa. Nisa'cığım burada mısın? Ben de Cenk hocama katılıyorum hocam. Ha, sen de D diyorsun yani. Ya bakın arkadaşlar, burada peki ben size tanıyı da söyleyeyim. Bak, bak burada şıvanlon var. Bak var şıvanlon. Oh, sağda. O zaman sağda. Peki. Gördün mü? Ya burada kocaman lezyon var ya. Ve bu büyüdü sonra takipte, biliyor musunuz? Bu 2-3 yıl önceydi, gittikçe büyüdü. Cerebeller köşede. Ama bu şey değil. Ne o? Muhtemelen daha alt kraniyal sinirlerin bir şıvanlamı. Bu gittikçe büyüdü böyle 3-4 sene içinde. Muhtemelen seneye geldiğinde iyice büyümüş olur, ameliyat olur diye düşünüyorum ama bu bir şıvanlam. Ama şurada bakın hiçbir şekilde görünmüyor. Hiçbir şekilde kontrastsızda bunu ayırt etmek mümkün değil. Peki, devam edelim. Burada, evet, burada bir lezyon var. Soruyorum. Kapiller telenjiyektazi mi var? Ansefalit mi var? Venöz anjiyom mu var? AVM mi var? Ne var burada? Flair, T2, T1. Kontrast yok ama değil mi? Kontrasta bak nasıl alıştın Levent ya? Ya ya Bir kontrast. kapiller enjektazı ile Venöz ilgili bir anjiyom. vardır ya, ben Venöz anjiyom nerede? Sağ Sağ kalan. tarafta. Nerede, sağda? Hangi bölgede? Talamus posterior. Talamus posterior. Evet. Şunu diyorsunuz. Doğru mudur? Evet. Güzel. Katılıyor musunuz? Cenk, katılıyor musun? Galiba var abi orada. Katılıyorum. Bir Katılıyorsun. bakınca Ben şeye. kontrastı vereyim mi? Freire. Ben kontrastı verdim. Neredeymiş lezyon? Daha kavudatta mı? Kaudal yok, göz başında Evet. lezyon.
Arkada televizyon burada. Burada değil yani arkada. Orada venöz anjiyonum da yok. Bu ne peki? Burada sinyal farkı oluşturmayıp EBB seçiliyor. Efendim? EBB seçiliyormuş hocam, yeni fark ettim. Yani çok da anlaşılmıyor ya. Ben bunu normal deyip geçerdim. T1'de yani, anlaşılıyor aslında. Yine de kontrast. Ya burada sadece bir çizgi var. Bunu bilmiyoruz. Burada da var bir çizgi. Evet. Ama sonuçta bunu neredeyse tamam boyanıyor. Bir kapiller telenji ektazi var aslında burada. Evet. Sonuçta kontrast vermeseniz bunu görmeniz mümkün değil. Şimdi ben size bir şey soracağım. Bakın bu vaka çok önemli. Hastanın hayatı ile oynuyorsunuz. Hayatı. Bu hasta meme kanseri hastası. Aksiyel, bildiğiniz güzel, efendi gibi kısmadan güzel kontrast alınmışız. İki boyutlu, 5 milimetre kalınlığında şey almışız hastaya. Yağ baskılı aksiyel almışız. Burada metastaz var mı yok? A. Metastaz yok. B. Sağda var. C. Solda var. D. Her iki tarafta. Yorum? Biraz metastazı var bence. Nerede var? Frontal ve pariyeterlerde dural kontrastlanma var. Dural, bu mu? Evet. Ama biliyorsunuz dura yer yer aralıklı boyanabilir normal olarak. Onda bir sıkıntım yok. Esintili kontrastlanma. Leptomeningeal mi? Leptomeningeal kontrastlanma. Bence iki taraflı var abi. İki taraflı var. Kim söylüyor? Erkan ben abi. Erkancığım, temporal... iki taraflı nerede var? Her iki temporal lobda. Temporal lobda. Buralarda mı? Evet evet. Burada. Evet, abi. Burada. Evet. Peki. Çok fazla oralar. Nodüler. Buralar çok fazla. Yani buraları diyoruz. Doğru mu? Evet. Evet abi. Peki. Peki. Ya şimdi biraz şu, ben size o zaman şöyle yapayım mı? Başka bir iş yapayım. Ne görmek istersiniz burada, gerçekten var mı yok mu diye? Kontrastlı flare olabilir ya da MPH olabilir abi. Ya MPH olabilir. Kontrast, valla ben size bir şey söyleyeyim mi? MPH'siz yani 1 milimetre volümetrik post kontrast görüntü almadan metastaz taraması yapmayın. Burada metastaz var. Nerede var? Burada var. Görünüyor aslında. Ama tabii ki ince kesitlerde bu küçük metastazlar çok daha net görünüyor. Temporalde yok. Frontalde yok. Hiçbir yerde yok. Ama burada iki tane metastaz nasıl gözden kaçıyor? Tetkik kaliteli olmasına rağmen. O yüzden de gördüğünüz gibi mutlaka ve mutlaka bu hastalarda 3 boyutlu T1 kontrastı almak lazım. Onda görünen çok şey var. Peki. Bu hastayı ben size söyleyeyim. Bu akciğer kanseri. Hatta beyin metastazı nedeniyle radyoterapi almış. Radyoterapide de görüyorsunuz ona bağlı lokoansefalopati alanları var. İzlediğiniz gibi. Bunlar pre-kontrast flare'ler. Post-kontrast T1 yağ baskılı aksiyel. Leptomeningeal kontrastlanmalar var görüyorsunuz burada. Post kontrast flare aldığınızda da bu pre kontrast ve post kontrast, bunlar çok güzel görünüyor. Peki. Yukarı çıkalım. Yukarıda leptomeningeal kontrastlanma mı bunlar, vasküler mi? Şeyde empire işte. Çünkü vasküler tüm yapılar post kontrast 3 boyutlu empire işte boyanıyor. Soru bu. Burada var mı yok mu? Metastaz mı bunlar, vasküler boyanıyor? Ben o evi metastazdan yana kullanıyorum. Metastaz. Ben de metastaz diyorum da bunların vasküler yapıları da böyle boyanıyor. Nasıl emin olacak? Emin misiniz? Şimdi eminsiniz. Bakarız. Aa, flare'da net. Evet. Bakın flare'da normalde vasküler yapılar kontrast tutmaz. Burada eğer gördüğünüz herhangi bir kontrast tutan ya şey varsa bunlar metastaz demektir. Aslında bunlar hepsi leptomeningeal metastaz. Şu kesite bakın. Bunları ayırt etmeniz mümkün değil. O yüzden diyorum ki
post kontrast flare, bunu kaç yıldır söylüyorum, mutlaka rutininizde olması lazım. Bu takibi tedavi sonrası, bakın yukarıda artık kontrastlanan bir şey kalmamış leptomen engel post kontrast flare'de. Şurada bir yer var, boyanıyor. O zaten T1 MPH'de de görünüyor ama aşağılarda da kalan azıcık yerler var. Onu göremiyoruz şeyde. Ama en azından çok daha net post kontrast flare'de görünüyor. O yüzden flare alıyorsanız bir hastada ve kontrast veriyorsanız flare'ı mutlaka post kontrast alın derim. Bir başka örnek göstereceğim. Bunu yeni daha ECR'da işte bir hafta önce ECR'da gösterdiğim bir vaka. 46 yaşında olgu, akciğer kanser metastazı, akciğer kanseri var, metastaz soru işareti. 3 boyutlu flare'lerimiz burada. 2 boyutlu yağ baskılı T1 post kontrast kesit kalınlığı 5 mm'de bu. Şimdi radyasyon onkoloğu soruyor. Diyor ki metastaz varsa stereotaktik radyo cerrahi yapacağım. Metastaz yoksa eyvallah yok diyeceğiz, göndereceğiz hastayı eve. Görüntüleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dikkatli bakmanızı istiyorum. Gerçekten bu hastanın hayatına dokunacağınız, tedavisini etkileyeceğiniz bir andasınız şu anda. Şu anda bakıyorum ben, 97 kişiyiz burada. 97 radyolog. Serdar'ı çıkardım, Gülçin'i de çıkardım. 95 radyolog bu görüntülere bakıyor. Metastaz var mı yok mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Acele etmeyeceğim bu vakada. Çünkü bu hastanın hayatıyla oynuyoruz. Begüman, gördüm buradasın. Kaçma, konuş. Kalvaryal metastaz olabilir mi hocam? Kalvaryal metastaz yok. Parenkime bakın, hiç dağılmayın. Leptomeningel de yok. Onu da söyleyeyim. Siz parenkime bakın, 3 boyutlu da var. Sol motor korteksin onlarda küçük sol motor kontrast tutun. Evet, evet abi. Şimdi bakın, stereotaktik radyo cerrahide artık kaç metastaz varsa hepsini ayrı ayrı biliyorsunuz şey yapıyorlar. O yüzden sayı önemli. Bir tane burada var dediniz. Kabul. Bir tane burada olabilir. Doğru. Şu. Peki bir tane burada var. Başka? Sağ motor kortekste hocam. Sağ motor kortekste. Tam burada. Bu mu? Evet. Bu. Peki orada yok ama neyse. Seni dinleyeyim Halil. Kontrastlanıyor gibi görünüyor sanki hocam da. Görünüyor ama orada yok. Göreceksin biraz sonra. Neyin gösterdiğini göreceksin. Başka var mı? Bir oldu, iki oldu. Halil'inki ile birlikte iki oldu. Halil'le birlikte iki. Arttıran var mı? Sol frontal de var yine bence hocam. Nisa, sol frontal derken yüksek konveks. Yok, solda hocam. Şurada. Geri mi geleyim, öne mi gideyim? Yok. Altta gösterebilirim. Altta ilk şeyde. Soldaki. Ha, soldaki. Aynen. Burada onun burası. Altı burası. Bu mu? Ha. Bravo. İkinciyi yakaladın. Tamam. 1-2-3 tane mi oldu? Ki Halil'in dediği yerde yok ama hadi 3 olsun. Peki ne yapardınız bunu? Rutin ne alın diyorum. Flare alalım. Ben aldım sizin yerinizi. 1. Doğru mu? Nisa, bu senin gösterdiğin yer. Doğru mu? Evet hocam, orayı göstermiş. Var, 1. Biraz önce bir arkadaşımız Halil'in dediği yer burasıydı. Halbuki arkada kortikal bir tane var. Bunların hiçbirinde görünmüyor. Burada duruyor bakın. 2. Bir arkadaşımız çok güzel söyledi. Özür dilerim, ismini, o anda kimin konuştuğunu bilemedim. Burada bir tane var. Şu. Hı-hı. O görünmüştü. 3. Doğru mu? Tamam, bu 3 taneye radyasyon onkolojisi stereotaktik radyo cerrahi yapsın ama bitmedi ki. Burada bir tane daha var aşağı. Ve bakın sadece post kontrast flare'de göze çarpıyorlar. Geri dönüp bakınca görüyorsunuz. O yüzden tekrar söylüyorum, post kontrast flare çok önemli. Abi, Cem, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi mesela bunların SWI'ları nasıl?
Hiç karşılaştırdın mı? Çünkü benim iki ya da üç vakada, hatta bir tanesi bir profesör arkadaşımın meme seyahı olan kız kardeşinde başıma geldi. Mikro hemoraji var. Ve kontrastlanma daha sonra çıktı. Bir ay sonraki tetkikinde çıktı. Hocam çok katılıyorum size. SWI metastazlarda bakıyorum. Ancak henüz kafamda şeyi oturtabilmiş değilim. Yani gerçek rolünü oturtabilmiş değilim. Dediğiniz gibi bu metastazlar çoğunlukla hemorajik olduğu için haklısınız Turgut Hocam. SWI'de hakikaten şey görünüyorlar. Ama hepsi de görünmüyor hocam. Yani hepsi o yüzden görünmüyor ama mesela SWI'de görünen kontrastlanmayabiliyor da. Ve daha sonra doğru, takibinde doğru kontrastlanabiliyor. Doğru. Ama hocam işte hepsini bir arada değerlendirmek lazım ama tabii, ben post kontrast flare benim için çok kesinlikle değerli. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle çok katılıyorum. Değerli. Cemil hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam bu post kontrast flare de bekleme süreniz kontrast sonrası ne kadar? Yani geç mi alıyorsunuz? Ne zaman ya alıyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Cenk biliyor. Ben size bir şey anlatayım. Biz bir hastaya kontrast verecek ise geç kontrastlanmanın ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden hastayı yatırıyoruz. Kontrast vereceğiz ya, yatırıyoruz hastayı. T1 aksiyel alıyoruz, prekontrast. T1 sagittal alıyoruz, prekontrast. Hastaya kontrast maddeyi enjekte ediyoruz. Sonrasında hastaya T2 aksiyelini alıyoruz. Difüzyonunu alıyoruz. SWI'ni alıyoruz. Ondan sonra da kontrastlılara geçiyoruz. Çünkü ne T2'yi etkiliyor kontrast, ne difüzyonu etkiliyor kontrast, ne SWI'yi etkiliyor kontrast. Etkiliyor biraz ama onu çok detayına girmeyeceğim. Ama sonuçta böylece geçti mi 2-3 dakika, 5 dakika? Sonra zaten post kontrast flare aldınız, bir 2-3 dakika öyle geçti. 2 de şey aldık, bunları aldık, bir dakika, bir buçuk dakika, iki dakika öyle geçti. Üç boyutluya geldik. Sonuçta bunu çekerken de bir iki üç dakikada öyle geçti. Zaten geç almış oluyor. O yüzden de kontrast vereceğimiz, Cenk biliyor, rutinde açıp gösterebilirim. Artık rutinimiz o bizim. Rutinde T1'leri alıyoruz. T1 aksiyel prekontrast. T1 sagittal prekontrast. Kontrast maddeyi enjekte edip geri kalan ne kadar sekans varsa hepsini ondan sonra alıyoruz. Bilmiyorum. Böyle bir soru var abi. Onu da cevaplamış oldunuz. Post kontrast yağ baskılıyı mı alalım, 3 boyutluyu mu alalım, flare mi alalım post kontrast hangisi diye sorulmuş. Böylece siz sıralamayı söylemiş oldunuz. Evet, doğru yapmış oldum. Peki. Açıklamış olabildim mi acaba? Çok teşekkürler hocam. Hocam kortikal metastazlar, mikro metastazlar için DIR sekansı bir fayda sağlar mı bize? Hayır, şöyle, o sekans double inversion recovery çok abartılmış bir sekans. Aslına bakarsan rutinde bana göre tek işe yaradığı yer posterior fossa. Supratentorial kesitlerde flare'den daha kötü bence. Yıllardır Cenk de biliyor. Hatta bizim şu Cenk biliyorsun 1.5 Tesla MR alırken projemiz şeydi biliyorsun. Evet. Double inversion recovery'di. O sekans yoktu çünkü. Halil, onun hiçbir işe yaradığını ben düşünmüyorum. Çok da uzun sürüyor. Biz rutinde kullanmıyoruz. Böyle çok parlatılmış ama sonrasında da pek hani rutinde işe yarayan bir şey değil. Turgut Hocam burada bir fikri varsa Turgut Hocam'ın da alabilirim. Double inversion recovery ile ilgili. Cem, ben sana katılıyorum. Yani çok fazla ben bir faydasını görmedim. Evet. 3D artı post contrast player. Evet en hocam. En önemlisi de post contrast player. Evet evet. Teşekkürler hocam. Estağfurullah. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ ol Halil. Ya şimdi şöyle çift doz kontrast kullanalım mı? Şöyle radyasyon onkoloğu şeyi bilmek istiyor. Kaç tane olduğunu bilmek istiyor artık. Çünkü tüm beyin radyoterapisini terk etmek istiyorlar. Tüm beyin radyoterapisi yapılan hastaların hepsinde 4 ya da 5 yıl sonra maalesef çok ciddi kognitif bozukluk ortaya çıkıyor. O yüzden de sayısını biz bilelim. Teknolojimiz de el veriyor. Öyle olunca da diyorlar ki biz sayısını bildikten sonra onlara tek tek stereotaktik radyoterapi yaparız diyorlar. Bu dışarıdan bir çalışmadan bu. Mesela tek dozda görünmeyen ama çift dozda görünen şey var. Şimdi diyebilirsiniz ki siz.
ya abi ya yayınlarda böyle uyduruk şeyler oluyor diye. Ben öyle yapmayayım. Ben kendi şeyimizden vereyim size bir tane. Bakın 30 yaşında erkek akciğer kanseri, çok erken akciğer kanseri olan bir hasta. Biz bu hastaya tek doz vermişiz 1 milimol. Burada bir tane lezyon. Şurada. Tek lezyon görünüyor. Ama sonra çift doz vermişiz. Bu görünüyor da yanında bir tane daha çıkmış durumda. Yani biz eğer stereotaktik radyo cerrahi yapılacaksa bu hastalara çift doz kontrastı veriyoruz. Turgut Hocam ben yanılıyorsam beni lütfen uyarsın. Benim bildiğim kadarıyla Turgut Hocam eskiden özellikle aktif MS plakları için çift doz hatta triple doz kullanılıyor muydu hocam? Sizin de siz zaten hani tecrübelisiniz. Triple dozu biz tanıttık zaten dünyaya 91 senesinde. Ve buradan da çok ekmek yedik ama metastaz taramalarında triple doz yapıyorduk biz. O zaman elimizde bir tek magnevist vardı, başka bir şey yoktu. Daha sonra da ben yıllarca eğer metastaz aranıyorsa mutlaka en az double doz yapmaya çalışıyorum. Şimdi sen çok güzel söyledin radyoterapi açısından ama Cem niye sen bunlara HIFU yapmıyorsun, her birisine de radyoterapistlere gönderiyorsun? Hocam HIFU yapacak cihaz olsa yapacağız işte, da. Ya. Değil mi? Ya hocam o zaman radyasyon onkologları vururlar bizi hocam. Bunun tedavisini de biz yaparsak HIFU'yla. Onlar da gelsin katılsın ama HIFU'yla. Çünkü radyoterapide de gene nispeten sen ne kadar stereotaktik yaparsan yap, beynin geri kalan kısımlarına zarar veriyorsun. HIFU termal mappingle beraber yaptığın zaman son derece başarılı olarak yaparsın. Sadece yakıyorsun çünkü. Evet, hocam HIFU, Türkiye'de nerede var? Ne var? Türkiye'de nerede var hocam HIFU? HIFU şöyle, Türkiye'deki HIFU'lar maalesef kafayı penetre edebilecek şeyden değil. Yeni çıktı bunlar. High frekans ultrason diye geçiyor, ultrasound diye geçiyor. Prostata yapan biliyorum ama. Bunlar daha çok miyom tedavisinde kullanılıyor. Bir de şu anda en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi de kemiklerdeki lezyonlara palyatif amaçlı, ağrı gidermek amaçlı, atıyorum kemik metastazı vesaire kullanılan bir yöntem. Yalnız hareket ve tremor, hareket bozukluklarında da özellikle HIFU beyinde kullanılıyor. Evet, beyin tümörlerinde de başladılar. Tabii ki beyin tümörlerinde de başladılar. Aslında bunu sanıyorum 2000'in 10'lu yıllarda alacaktık. Fakat maalesef Türkiye'deki nedir onun adı, ihale kanunu nedeniyle 10 bin lira mı 20 bin lira nedeniyle Siemens'e gidince alamadık. O zaman sadece General Electric'te vardı. Evet, evet. Şimdi hocam hepsinde var değil mi? Cem yanlış hatırlamıyorsam HIFU. Öyle hocam, bazı yeni firmalar var. Hani third party diyebileceğim. Ben hatta ECR'da bu sene onlarla da görüştüm. Var hocam şeyde çalışan yani Siemens'le uyumlu da, normalde General Electric firmasıyla biliyorsunuz İsrail'le bir firma çalışıyoruz. Evet. Acon'la çalışıyordu. Şu anda hocam Alman bir firmayla konuştum. Şey var hocam, Siemens'le çalışan, Philips'le çalışan, Canon'la çalışan şeyler var hocam şu anda. Ya bildiğim kadarıyla Insightec ilk çıkartan değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. İsrail'deki firma çıkarttı. Evet. Vallahi Cem bekliyoruz senin Almanını. Ya hocam. Vallahi hocam çok pahalı ama biliyor musunuz? Yani aşağı yukarı bir MR civarında fiyat. 2 milyon dolar beyin için olan yaklaşık. Evet evet, çok yüksek hocam fiyatlar. Hocam bir hasta daha göstereyim izninizle. Çift dozayı. Tabii ki. Tamam. O da şu. 1 milimol vermişiz yine. Burada görüyorsunuz metastazımız var. Tamam, buna SRS yapılacak. Arkadakine yapılacak. Çift dozda bunlar biraz daha iyi görünüyor ama hani tanıyı etkileyecek şekilde değil. Ama sıkıntı başka bir lezyon var mı onu göstermek. Bakın burada ve burada bir lezyon daha var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz nerede olduğunu. Ama çift doz verdiğinizde bu lezyon çok çok net ortaya çıkıyor. O yüzden şu anda biz aşağı yukarı 2 senedir Ege Üniversitesi'nde radyasyon onkologları eğer beyin metastazlarına stereotaktik radyo cerrahi yapacağız diyorlarsa mutlaka ve mutlaka çift doz veriyoruz ve bu sene ECR'da da sunduk bunu bir hafta 10 gün önce. Bu vakalarda oradan zaten yaptığımız çift dozda bakın yeni bir lezyon daha var burada. Ben hatta sunarken onu söyledim.
olur ya, bende de metastaz olursa bana çift doz verme Cenk. Triple ver abi. Triple. 3 doz ver yani. Çünkü bunları kaçırmak istemezsin. Bunu diğerlerine tedavi yapıp bunu gözden kaçırırlar radyojen dolayı. Yapmazsan bu büyüyecek, kocaman olup gidecek. 3 doz ver. Ne olacak ki? Literatürde hocam, daha doğrusu guideline'larda da triple doz vermeye karşı bir yasak yok benim bildiğim kadarıyla hocam. Hayır, herhangi bir şekilde yok. Yani yok. Gayet rahat. 0-1 ile 0-3 arası verilebilir. Dedi. Evet. Evet, hocam, SGK ayarı ne yapıyorsunuz bu vakalarda? Efendim? SGK kesinti yapıyor da böyle durumlarda. Ya elimizde biliyorsunuz, hele biz Ege Üniversitesi olarak bana sormayın da birçok yerde aslında verilmesi gereken dozun yarısından azını veriyorlar cebimize kontrast kalsın diye. Yani o zaten herkesin elinde kontrast bir kenarda fazladan duruyor zaten. Yani hastaya faturalandırırken sorun çıkıyor mu? Siz yaşadınız mı? Yok, niye çıksın ki? Çift yazdığınız hastalar var. Hiç çıkmıyor. Hastaya çift yazabilirsiniz. Hiçbir şey çıkmıyor. Biz ya yapıyoruz. Biz hastane eczanesinden düşüyoruz. Sorun ne oluyor? Hani dışarıya reçete etmiyoruz. Yok. O yüzden SGK faturalandırırsa. Mutlaka teknisyenin elinde kalan vardır. Onu kullanabilirsiniz. Mutlaka vardır. Çünkü ben her teknisyenin aman fazladan vereyim diyeceğine, aman az vereyim de elimizde biraz dursun dediğinden eminim yani. Artı o kadar çok artıyor ki zaten kontrast madde. Yani 20 cc'lik kontrast madde var. 70 kilo bir adam 14 kilo veriyor. 14 mililitre veriyorsunuz zaten. Kalıyor 6'sı kalıyor. Bunları bir olma çok güzel biriktiriyorlar bizim şeyler. Birincisi bu. İkincisi de siz eğer yaptığınız tetkikte bunu yazarsanız, rapora da yazarsanız, SGK'nın ben bir sıkıntı çıkartacağını da zannetmiyorum. Hocam, biz dışarı eczaneye çift doz yazdığımız oluyor. İki kutu tabii yazdığımız ki oluyor. Tabii ki. Hocam, alıp geliyor aslında. Bir sıkıntı yok. Yani bir tamam. Kısıtlama yok hocam onunla ilgili. Peki, ben bilmediğim için soruyorum hocam. Bu double triple dozlarda nasıl bir zaman ayrımı yapıyorsunuz? Yani ilk dozu verdiniz, çektiniz. Sonra ikinci dozu verdiniz. Kaç dakika var arada? Üçüncü dozları da. Yo çok güzel. Üçüncü doz ben kullanmadım hiç şu ana kadar. Hiç yapmadım. Çift doz yaptım. Bir önce gördüğünüz hastada iki gün arayla çektim. Çünkü tek doz çekilmişti şu hastada. Geri geleyim. Bu hastada iki gün arayla çektim. Açık söyleyeyim. Yani tekrar çağırdım. Çift doz verdim. Bu hastada da tek doz verdirdim. Bu görüntüyü aldıktan sonra geri kalan bir doz daha verdirdim. Ondan sonra aldım. Yani arada 3,5 dakika falan vardı. Aslında biz direkt olarak 3 doz veriyorduk. Hiç tek doz verip ikinci... Yok hocam, normalde biz şu anda ben bu demonstrasyon için yaptım bunları tabii. Aslında şu anda bizim stereotaktik, Cenk biliyor. Stereotaktik radyo cerrahi planlaması için diye geldiğinde aslında direkt olarak çift doz veriyoruz hocam. Çok akıllıca. Yani hiç şey vermiyoruz. Yani bir verelim, sonra tekrar verelim, yapmıyoruz. Evet. Bununla ilgili soru varsa cevaplayabilirim, devam edebilirim cevaplamaya. Güzel tartışmalar var çünkü. Yok herhalde. Bir soru var abi. Tek şeklinde bir soru var. Çekimleri kontrast madde verdikten kaç dakika sonra oluyorsunuz diye bir soru var. Ama bu soruyu cevapladım, tekrar cevaplayayım. Yok, şöyle diyoruz. Pre-kontrast T1'leri aldıktan sonra, ki rutinimizde T1 aksiyel ve T1 sagittal var. Hastaya kontrast maddeyi enjekte ediyoruz. Enjekte ettikten sonra hastanın difüzyonunu, T2'sini, SWI'ni, koronal T2'sini alıyoruz. Zaten bir vakit geçmiş oluyor. Ondan sonra da hastanın post-kontrast T1 yağ baskılı aksiyelini alıyoruz. Player'ını alıyoruz ve 3 boyutlu bu şu anda gördüğünüz empirajını alıyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Açık oldu mu? Soru varsa tekrar cevaplayabilirim. Peki, devam edeyim o zaman. Biraz uzatmış oldum. Tekrar soruyorum. Burada 34 yaşında bir hasta var. Baş ağrısı ve diplopisi var. Vermiste lezyonu var bence. Nerede? Vermiste. Evet hocam. Peki. Ben diyorum ki A, lezyon yok. B, sağda var. C, solda var. D, Pons'ta bir şey var ama ben görmüyorum.
Omuzda bir şey var mı? Sağ tarafta var. Periventriküler kesimde. Şu mu hocam? Yok, yok, yok. Dördüncü ventrikülün hemen anteriorunda sağda. Burada mı hocam? Yok, yok. Öne gel. Öne aslında gel. Aslında var. Hatta dördüncü ventriküle taşıyor. Şurada. Öyle mi? Cem hocam. Evet. Pons santralinde Turgut hocama da katılıyorum. Dördüncü ventrikülün anteriorunda sağda, orta serebeller pedinkülde de. Burada. Evet, orada bir TX sinyali. Peki bu rutin gördün Sımay hocam. Rutin gördün, ne yazarsın rapora? Kontrast yapmadan ben buna yazmam ki rapora. Hocam bir sürü hasta var kontrast yapmadan yazdınız. Abi benim adım zaten kontrastlıya çıktı. Onun için kontrast. Ya hocam. Ya şöyle, bunu ben rutinde görsem vallahi bunların hiçbirine hiçbir şey yazmaz. Kesinlikle açıkçası. Kesinlikle yazarım ben. Ben biliyorsun şey, kontrast yapar kaçınım var. Ben de yazdım. Vallahi hocam şöyle göstereyim. Şu SWI, bu da post kontrast hocam. Yani gördüğünüz gibi burada çok yaygın bir venöz anjiyomu var. Hocam, robot meduzası var. Evet, her tarafta. Yani hem sağ serebellerde hem pons'ta çok yaygın venöz anomalisi var gördüğünüz ama gibi. Ama SWI yaptıktan sonra zaten belki kontrasta gerek yok. Evet, belki SWI'de bu görünürdü hocam. Doğru. Tabii. Evet, görünürdü. SWI'yi de rutin kraniyele koymak lazım hocam. Ne kesinlikle, dersin? Kesinlikle katılıyorum. Peki, bu venöz malformasyonumuz. Peki, böyle bir hastam var. T2'de 43 yaşında. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir hiperintensitem var. Kortikal, subkortikal. Burada da var. Bu post kontrastım, bir kontrastlanma göstermiyor. Difüzyonum, ADC haritam ve T1'im. Multinoküler vokalizan tümör mü? Multinoküler, bak onu da göstereceğim. Yani sen şimdi söyleyince mecburen göstermek zorundayım. Aslında bu tabii meningoanjiyomatoz tekrar ediyor mu? Hocam hasta baş ağrısı ve hafif bir nöbetle geldi. Dural venöz sinüs trombozu hocam, var mı? Hocam venöz enfarkt. Erkan, dural venöz sinüs trombozu ne yapıyor? Niye parankimde niye böyle bir şey yapsın ya? Niye yapmasın? Flemingda sigmoid sinüs trasesinde sinyal artışı var. T1'de artış var. Sağda da var. Evet. Sağda. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Burada var değil mi? Hakikaten bu normal taraf, bu karşı taraf. Burada bir hiperintensite var. Flare'de de var, doğru mu? Evet. Ve kontrast yapınca içim rahatladı mı Erkan? Evet. İçindeki dolum defektini görüyorum. Değil mi? Evet. Erkan ne yapmak istersin bundan sonra hastaya? Yani aslında ben bunlarda 3D Bravo'da MPGR daha güzel oluyor. Şeyde, ya oldu da elimizde yok. Bu bizim eski MR'da çekilmiş. Orada yok maalesef. 1998 model bir MR'ımız var bizim. Günlük en çok hastayı çektiğimiz. O oradan mı görüntü? SWI'niz yok mu sekans şey olarak? Yok orada. Nerede? SWI abi o 98 model cihaz ne arada? Biz upgrade ettik. Öyle ekledik üstüne yani. O cihaz 2002'de upgrade oldu. Symphony'di. Symphony'yi duyan var mı bilmiyorum. Var var. Bizim ilk kullandığımız Samsung'da Symphony'di. Vision'dı. Symphony oldu. Symphony Vision oldu cihaz. Hı-hı. Vision diye bir cihaz bu. 1.5 testler. Bunu ne yapmışız? Var venografi. Venografi yapmışız. Evet. Hakikaten de o tarafta görüyorsunuz yani. Venografilere ben çok güvenemiyorum hocam. Ya çok yanıltıcı olabiliyor. Kesinlikle ama hani, katılıyorum. Katılıyorum ben de. Keşke 3 boyutlu MPH yapsaydık da daha iyi görseydik ama burada da İçindeki trombüs çok güzel görünüyor değil mi? Evet. Asıl yani dikkat edilmesi gereken şey flare'daki şu hiperintensite senin dikkatini çekti. T1'deki hiperintensite de senin dikkatini çekti. Demek ki hani bu tip lezyonlarda ona da dikkat etmek lazım ama bu kontrastlı MR venografi yapıyoruz biz rutin. Peki Cem, lezyon olmasaydı sen buna gene bir şey diyecek miydin? Kontrastlı yaptığı için belki diyebilir hocam ya. Kontrastsız olsaydı ya kontrastlı o yani sinüsler diye bu kadar rahat olunabiliyor mu Erkan, ne diyorsun? Lezyon olur muydu? Lezyon yok Erkan. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Yavaş akım.
Olabilir. Yani ama işte kontrast verince yavaş akım da olsa dolduğu için hocam, kontrastı da eğer agenezik ya da hipoplazik değilse görüyorsun sinüs güneyde. Çok bazen çok belirgin hipoplazik ya da agenezik olduğu zaman yine atlayabiliyorsun. Yani burada sinüs yok diyebiliyorsun en fazla. Trombüs var diyemiyorsun. İşte yani aynı şeyi söyledim. Venografı o yüzden sıkıntılı bir sekans. Yani ben daha çok Bravo ya da işte MPGR gibi sekansları venografi yerine kullanıyorum. Çok doğru. Yalnız bu kontrastlı venografi de mi sıkıntılı? O da sıkıntılı. Tabii. O da sıkıntılı. Bu kontrastlı venografi. Bizde venografileri 2D TOF yapmıyoruz. Mutlaka kontrastlı yapıyoruz. Bu arada onu söylemiş olayım. Bu kontrastlı gördüğümüz. Yani biz 2D TOF'a güvenmediğimiz için venografi istenirse hastadan mutlaka ve mutlaka şey veriyoruz. Kontrastlı venografi yapıyor. Bu kontrastlı 2D TOF. Evet, çok vakit almayayım, devam edeyim. Bakın 12 yaşında bir hasta var. Ben bu hasta aslında belki bu konuyla çok alakası yok da ben bu hastayı göstermeyi çok seviyorum. Hepimiz ders alalım diye. Nörofibromatozis tip 1 hastası. Bizim burada bir lezyonumuz var. 2014 yukarıdaki, aşağıdaki 2015, bu lezyonu takip ediyoruz. Bu lezyona ne yapalım? Bir şey yapalım mı? Kontrast verelim. Kontrast sağ tarafta var en altta. Tutmuyor. Şu. Erkan'cığım. Takip edemem. Yapacak bir şey yok o zaman. Etmişiz Erkan bir sene sonra. Allah. Yok gitmiş o. Eyvah o konuyu koy. Burada kocaman glioblastom çıkmış o görüntü buradan. Glioblastom patladı. O görüntü maalesef burada yok. Bu NF1 hastalarını gerçekten çok sıkı takip etmek lazım. Koyarken çıkmış o görüntü. Belki sonra gelirse göstereyim. Ama buradan dev gibi böyle kocaman bizim de öyle bir hastamız oldu. Gerçekten böyle küçük bir lezyondu sonra. Yani NF1 hastalarını mutlaka sıkı takip etmek lazım. Görüntüyü bulursam biraz sonra paylaşırım şu sunumu bitirdikten sonra. Peki neyle takip edeceğiz? Hocam kontrastlı MR mı? Ama hani bunları MR yeterli mi? 2 yılda bir, 3 yılda bir, 4 yılda bir takip ediyorlar. Ben olsam hocam yılda bir maksimum olmak kaydıyla takip ederim hocam. Ben, çünkü 1,5 buna spektroskopi alıyor musun? Hocam ama çok küçük spektroskopi için bu. Yani ne olursa olsun periferal bile alsan, yani onun lezyonun kendi içinde olmasa bile etrafında dahi olsa birincisi buna şey yapmak lazım. İkincisi sen perfüzyonu çok seviyorsun. Ben çok seviyorum. Peki bunda anjiyojenik switch'i de takip edebilirsin. Hocam ama yine biraz çözünürlük alanı dışında kalır mı küçük yer lezyon? Valla artık teknoloji o kadar gelişti ki belki 98'lik değil ama senin cihazında bunlar çok rahatlıkla yapılır gibi geliyor bana. Hocam 98 model cihaz hocam. yok senin cihazlarda, iyi yeni cihazlarda. Valla hocam yapılabilir ama o zaman bütün NF hastalarına perfüzyonu rutine mi sokacağız hocam? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şekilde en azından baseline alıp yani her sefer yapmaktan ziyade daha sonra kontrolünde o baseline'e dayanarak yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Anjiyojenik switch'i gördüğün anda ondan sonra onu çok rahatlıkla söyleyebilirsin. Çünkü her şeyden önce perfüzyon fark ediyor. Sen daha iyi biliyorsun. Vallahi hocam şu hastanın şimdi göstermezsem rahat etmeyeceğim. İzninizle. Açılırsa şu hastayı izninizle göstereyim çünkü koymayı unutmuşum. Yani çok güzel bir hasta bu. Bence vaka çok güzel. Ve yani herkese ders olması gereken bir şey. Evet hocam, özür dilerim. Şuradan paylaşayım. Başka bir PowerPoint'ten paylaşıyorum. Bu şekildeyken hasta takipte bu halde geldi. Of tabii. 2016'da böyle geldi hasta. Maalesef. Yani NF1 hastalarını hocam çok iyi kontrastlı takip etmemiz lazım. Bu aşağı yukarı 1,5 yıl sonra. Yani hatta 1 yılı geçirmeden takip mi etmek lazım bilmiyorum. Vallahi Cem ben eğer bu şekilde bir şey varsa ki bu sen çok önemli bir şey söyledin. Bence bunlar perfüzyon ve spektroskopide eklemekte yarar var.
O zaman şeylere diyorsunuz hocam değil mi? Yani bütün NF hastalarının. Bir tane en azından hiç olmazsa NF hastalarında böyle bir lezyon gördüğümüz zaman ne olur ne olmaz multivoksel almak ve bir de perfüzyonlu bir tane baseline alıp belki 2-3 seferde bir kontrolünü yapmak. Vallahi hocam olabilir hakikaten. Çünkü bu hasta çok moralim bozmuştu benim, açık söyleyeyim. Yani çok moralim bozulmuştu bunu görünce. Yani bozulmayacak gibi de değil. Keşke şu anda şu durumdayken ya bu çok kuşkulu bunu çıkartın deseydim yani. Çok haklısın. Evet, başka bir hastaya geçeyim. Hasta bu. 36 yaşında kadın. Hastada deseydim ki size bu hastanın meme kanseri var deseydim. Kontrast verirdiniz değil mi? Metastaz aramak için. Tartışmasız tabii. Burada var kontrastı. Boyanıyor. Papillat önecektim. Metastazı nasıl ekart ettin? Yani tabii ekart etmedim. Çok fırçalı kenarları var. Perfüzyonu da var. Perfüzyon da yüksek. Perfüzyona biraz giriş yapayım. Ondan sonra bitireceğim zaten. EVE'ı alalım. SWI var mı? Evet. Çok güzel. Süper. SWI olsaydı en azından burada şeyi görürdük. Blooming'i görürdük. EVE en azından derdik ki bunda şey var. Ama SWI'de şunu da unutmayın. SWI'de metastazların da hemorajik karakterde olabileceğini Turgut Hocam biraz önce söyledi. Kesinlikle. Yani o da bizi ne kadar rahatlatırdı bilmiyorum. Bence bizi rahatlatan tek şey var burada. T2'de, Flair'de, T1'de çok önemli sinyal farkı oluşturmaması. Çünkü bir metastaz olsaydı şu Flair'de, şu T1'de, şu T2'de biraz daha hiperintens bir şeyler olduğunu görürdük. Bence en önemli kriter pre-kontrasta bakın. Çünkü metastazda burada farklı bir sinyal görürdük. Yani Cem bir şey sorabilir miyim? Tedaviden sonra bu nasıl? Lezyon nasıl? Yani hastanın primeri tedavi edildikten yok, sonra... Yok, primeri yok hocam bu hastanın. Ben olsaydı dedim. Ha, ama sen... Ha, hiç okay, etkisi tamam. Yok. Anladım, yok. Pardon ben yanlış anladım. Hiç etkisi yok, doğru. Evet. Ama pek sinyal farkı da yok Flair'de. Metastaz evet. Olsaydı o bir hiperintensite beklerdim o Flair'de. Evet, Cem yani telenjiyektazi deveden düşmüş yılan sokmuş da olabilir. Çünkü kanlanmanın çok olduğu yerde metastazın yerleşmesi de kolay oluyor. Anlatabiliyor muyum? Onun ya için üstüne sordum. Diyorsunuz ama hocam şey ya yani şurada bir sinyal farkı olmaması. Vallahi hiç olmaya da bilir ama bunda primer tümörü yok. Ben mesela. Eğer bunun bir primer tümörü olsaydı... Yok ben olsaydı takibini, diye uydum. Tabii. Yok tabii. Bu yani hastada yok. Takibini de görmek isterdim açıkçası ne durumda olduğunu. Peki vaktim çok kalmadı. Devam ediyorum. Biraz uzattım da fazla uzattım. Kusura bakmayın. Bunda bir tanıda sıkıntı var mı? T2, difüzyon. Şöyle iki tane yan yana. Post kontrast boyaran bir lezyonum var. Bu da spektroskopim. Dev gibi bir laktat bikim var mı? Apse. Peki. Apse olduğunu şöyle perfüzyonda nasıl görünüyor apse onu söyleyeyim. Bunu niçin söylüyorum? Bir sonraki hasta için hazırlıyorum siz aslında. Normal dokuda ölçmüşüz değerini işte 181 burada. Kontrastlanan yerde bile daha düşük. Yani apselerde perfüzyon düşük oluyor. Kontrastlanan yerde onun için getirdim. Şimdi asıl hastam burada. Ve bununla bitireceğim. İki tane hasta var burada. Bir tanesi bu. Post kontrast irregüler heterojen kontrastlanıyor. Diğer hastama gidiyorum. O da post kontrast irregüler kontrastlanıyor. Bu hastamda difüzyona gidiyorum. Difüzyonunda kısıtlanmış difüzyon var. İnanmıyorsanız ADC'ye bakın. Evet böyle. Bu hastama gidiyorum. Bu hastamda da santralinde difüzyon kısıtlanan yer. Soru şu. İkisi de glioblastom mu? İkisi de apse mi? A apse B glioblastom mu? A glioblastom B apse mi? B hem diyorum. B diyen, yani ikisi de apse diye. Kim diyor? Simay sen mi söyledin? A apse B
glioblastom. A, apse, B, glioblastom dedi. C. G. Yani A, apse, B, glioblastomdur. Evet. T2 santrali çok siyah A'nın. O yüzden çok apseye benzemiyor. Granülomlarda bir kadar siyah T2 görüyoruz. Birisi konuşan birisi mikrofonunu kapatabilir mi acaba? Evet. Cem hocam görüyor musunuz? Cem şu sorunu bir kaldırabilir misin? Tabii soruyu kaldırayım hocam. Yani A'da T2 çok siyah. İçi o kadar siyah ki yani çok... Apseye o yüzden çok benzemiyor. Burada da öyle. Burada da öyle. Yani bazen mantar apselerinde enfeksiyonlarında T2'yi siyah görebiliyoruz ama daha heterojen görüyoruz. Yani hani tipik piyojenik apseyi düşündürmüyor açıkçası bu iki vakada. Yani tüberküloz yani. İşte tüberküloz olma ihtimali tipik, var ya da gibi. Fungal olabilir, doğru. Fungal olabilir. Bazen de lenfomalarda ümmün bağışıklığı yetersiz. Lenfomayı unut. Ben sadece sordum. Bunlardan bir tanesi apse, bir tanesi glioblastom. B apse, A glioblastom olabilir. A glioblastom, B apse. İçinde biraz hemorajik materyal varsa T2 siyahlaşma etkisinden ADC'si siyah olabilir. Ama birçok insanda bunun için apse dedi, A için. Bunun için şey dedi. Doğru mu? Olabilir. Ne yapardınız? Ya perfüzyona bakmak perfüzyon lazım. Tabii canım. Var mı artış A'da? Var. Var. B'de var mı? Yok. Benitekin bu sahadaki hasta bence boşu boşuna opere oldu. Daha matüre olmamış bir apseydi bu. Ve bu apse çıktı. Bu da glioblastom. Aslında bakın perfüzyon olmadan diğer bulgular ne kadar birbirine benziyor. Peki Cem, bu nekrotik kısmın şeyini nasıl izah ediyorsun? Perfüzyon artışını. Bak nekrotik kısımda nekrotik kısımda yani, değil hocam bu şeyde kontrastlanan alanda. Orada perfüzyon artışı olması mümkün değil hocam. Nekrotik. Bak ama tam ortada yani tam duvarda. Yok yok hocam bu registration. Aynen şey, tam oturmamış hocam. Tam oturmamış o yüzden. Ama artış var yani. Artış var tartışmasız. Evet. Peki bu soruyu sorayım. Lombere inmiyorum diyordum ama inmek zorunda kaldım. Lomberde kontrast vermeyelim. Bakın verelim demiyor. Öyle bir derdim yok. Ama böyle bir vaka geldi. Soruyorum şimdi. Şivanlo mu? Disk herniyasyonu mu? Şivanlo mu? Kontrast verelim biz buna. Olmaz mı? Kontrast verelim tabii ki. Erkan? Kontrast verelim hocam. Şu anda dikkat edemeyiz ki. Herkes kontrast verelim diyor arkadaş ya. Ya bu firmalarla ortak mı çalışıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz ya? El mahkum. El mahkum. Doğru. Evet çok haklısın Erkancığım. Kontrastı verdim. Periferi boyanıyor. Sekestrasyon hocam. Sekestrasyon. Evet, sekestrasyon. Kesinlikle doğru. Bunu vermeden bunu söylemek çok zor kontrastı olmadı. Peki Cem. Kistik şivanlama. Hocam kistik olsaydı burada T2'de şeyi görürdük, hiperintansi. Yok, içindeki materyale bağlı. Çünkü içerisinde kanlı materyal varsa. Valla hocam bir de kontrasta. Hocam şurada da sinir kökü ayrıca görünüyor aslında. Doğru. Peki 4 yaşında akut alt ekstremite güçsüzlüğü, bu T2, T1 aldık. Aksiyel T1 de burada. Transvers miyelit olabilir. Tamam, miyelit için omurilikte herhangi bir patolojik sinyal yok. Normal yazıp gönderelim abi. Ha? Kontrast verelim yine. Ya bunlar herkes burada olmuş. Gülyan Barre olabilir. Evet, kim dedi onu? Gülyan Barre, evet. Gülyan Barre, evet. Kim dedi onu? Ben dedim, Melin. Ha Melin, merhaba. Ya peki kontrasta ne bekliyorsun Gülyan Barre'de? Perfeksiyon kontrastı. Kavda da kontrastlanma. Kavda ikine de kontrastlanma. Boyanmış mı? Evet, boyanmış gerçekten. Ya bunu vermeseniz bu Gülyan Barre tanısını koymanız çok zor. Yani bu sadece bu kontrastsızlara bakıp budur diyemezsiniz. Ama burada çok tipik kontrastlanmalar var. Kauda eklemeliflerinde pre kontrast, post kontrast.
boğulmadan söylemek gerçekten zor yani. Bir de tethered mı acaba Cem biraz? Yok bir hocam de... o bence onu söylemek zor hocam ya. Değil mi? Ama şu bilmiyorum kontrastan yani, mataniyi koyduruyor o zaten. O tartışmasız yani ona katılıyorum da tethered da var gibi sanki gibi geldi tabii. Evet özet. Yani özellikle santral sinir sisteminde özellikle kranial bölgede bence kontrast çok önemli. Bazı insidental menenjiyom da oydu buydu kaçırmamak için. Bir de tabii ayrıca tanıyı yapmak için. Ne kadar parlaksa sinyalimizde o kadar iyi lezyon dedeksiyonu yapıyoruz açıkçası. Evet, teşekkür ediyorum. Sorular varsa gerçi çok tartıştık arada soru var mı başka bilmiyorum ama. Hocam ben sorabilir miyim? Tabii ki Nisa. Hocam bu intratikal kontrast maddeleri için herhangi bir gelişme var mı? Yani. Ha, dur bak tam zamanında tam da bu işin uzmanı buradayken soruyu sordun. Bu işi 1990 yılı mı hocam 2000? Yok 2000'li yıllarda. 2000'li yıllarda. Urgut yaptım. Hocamın bununla ilgili çalışmaları var hocam. Siz cevap verirseniz çok çok mutlu olurum. Ne istiyorsun Nisan? Ne yapacaksın intratikali? Ya hocam ben bu üniversiteye başlamadan önce sistenografi çekiliyordu. Nisa bir saniye tamam. Dur. Nisa önce bir kendini tanıtır mısın lütfen Turgut hocam? Merhaba. Ya, Turgut hocam ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ne güzel. Nöroyla ilgilenmeye çalışıyorum. Ne hocam güzel. Bizim yanımızda harika. Da 3 ay kaldı Nisa. Birlikte çalıştık. Harika. Ne güzel. Oo, sen ustaların yanına gitmişsin Nisa. Ne güzel. Harika. Sağ olsunlar çok. Hocam neredeyse ben. Eşinden boşanıyordu bizim yüzümüzden hocam. Peki. Şimdi Nisa sen ne amaçla kullanmak istiyorsun intratekali? Onu bir söyle ya bana. Ya şöyle hocam kullanmak yani bozka çağı olduğunda bizim beyin cerrahları istiyor. Hatta intratekal kendileri veriyor ve çekim yapılıyordu ben geldiğimde üniversitede. Sakın kendilerine yaptırtma. Onu ben sana tekniğini şimdi burada uzun sürebilir. Şöyle yapılıyor. Beyin omurilik sıvısını alıyorsun 10 cc. Hı-hı. Onun içerisinde yarım cc'yi karıştırıyorsun ve hı-hı. veriyorsun tekrar. Hı-hı. Tamam mı? Ondan sonra Trendelenburg'da yatırıyorsun hastayı yaklaşık bir yarım saat. Şimdi bunu çektikten sonra şöyle de yapabilirsin. Her saat başı ya da 2 saatte bir çekerek glimfatik fonksiyonlarını da yani glimfatiği şeyi de gösterebilirsin. Fonksiyonların ne şekilde olduğunu da gösterebilirsin. 24 saatte temizlenmesini bekliyoruz. Ondan sonra da zaten boz kaçağı falan varsa dural kese içerisinde görürsünüz. Hocam ne kadar veriyorsunuz içeriye? Yarım cc. Hayır hocam bir daha önceki bir konuşmada bana şey dediler de yani Sağlık Bakanı'nın onayı yok. Siz bir çekim yaparsanız yani yasal bir sorumluluk alabilirsiniz. Şimdi bak Amerikalıların ve yani yurt dışında olan off-label kullanımı olarak kabul ediliyor. Bu konuda çok fazla sayıda yayın var. Hastadan onam aldıktan sonra ben bir sorun olacağını zannetmiyorum ama gene de bu sağlık hukukçularına şimdi her şey o kadar değişik ve şeye yönelik oluyor ki seni yanlış bilgilendirmeyeyim. Sağlık hukukçularına danış ama yeni çıkan herhangi bir şey yoksa bence uygulanabilir. Bu çünkü uygulanıyor. İstanbul'da Cerrahpaşa'nın çok güzel yayını var. Bizim hı-hı. şeyde... Sizin de var değil mi hocam? Siz de yaptınız yıllar önce. Zaten ilk tanıtan biziz bütün dünyaya. Evet biliyorum. Siz ondan vardınız. Sonra... Gayda Kurumina vardı. Şu evet. Amerika'dan bir Randy adam vardı. Jenkins, hocam, Randy Jenkins vardı. Ondan sonra Nil'in teziydi hatta bu. Nil'in tez çalışmasıydı. Çok güzel bir şekilde bayağı vakaları toplamıştı. Ya onun için ama şimdi biliyorsun kanunlar şunlar bunlar çok enteresan bir şekilde farklılaşıyor. Sormanda yarar var. Ama yapış tekniğini ben sana anlatırım daha sonra ya da detay istersen konuşuruz. Tamam. Nisa ben sana hocanın telefonunu gönderiyorum. Tamam hocam çok sağ ol. Cemciğim çok güzel vakalardı. Çok teşekkür ederim. Sunum ben teşekkür ederim hocam. Başka soru varsa Cenk sende var mı yazılı soru? Abi yazılı soru yok. Çok da teşekkür var. Herkes teşekkür ediyor. Ellerinize sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir de biraz uzattım. Özür diliyorum herkesten. Yok çok güzel. Yok çok... canım yok. Çok güzel. Güzel vakalar. Cenk sana da teşekkürler Cenk. Rica ederiz hocam.
Eğer başka soru yoksa sunumu sonlandırabiliriz. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra Nörolojik Akademisi'ni tekrar başladık. Bundan sonra her pazartesi yine aynı saatte farklı başlıklar, farklı konuşmacılarla birlikte olmayı diliyoruz. Katılımcıların da hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ya ben her akşam her pazartesi yapabilirim böyle konuşmalar. Bak yani ben adayım, onu söyleyeyim. Benim için harika olur abi. Yani hep sizin şaka yapıyorum, takılıyorum. Evet, herkese ben de çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Cenk, söyleyeceğin son bir şey varsa ya da Turgut hocamın. Hocam buyurun. Turgut hocam. Turgut hocam ayrıldı galiba. Evet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Görüşmek üzere.